Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde üst ekstremite kemiklerini ve üst ekstremitenin bağlantı kemiklerini inceleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce arkadaşlar dersin işlenişiyle ilgili bir iki bilgi vermekte fayda var. Şimdi kemik anlatılırken arkadaşlar sadece sistematik anatomiden faydalanırsak dersi götüremeyiz. Yani bir anlam bütünlüğü oluşturamayız. Onun için yeri geldi mi topografik anatomiden, yeri geldi mi klinik anatomiden de faydalanmak gerekiyor ki biz de öyle yapacağız. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Örneğin biz humerus kemiğini işlerken sadece işte şurası proksimali, şurası distali, şurası şaft bölgesi, korpusu işte tuberculum maius, tuberculum minus, şurada bir sulcus oluşuyor. Sulcus intertubercularis. Bunları sadece söyleyip kuru kuru kemiği bitirmek işimize gelmez arkadaşlar. Böyle soru da çözemeyiz ve anatomiyi de daha iyi anlayamayız. Buradan geçen yapıları da söylemek lazım ve olası burasının kırığı hangi zedelenmelere yol açar bunu da belirtmekte fayda var. Onun için biz evet kemik ayrıntılarını verdikten sonra biz kemik ayrıntılarını verirken arkadaşlar bir sürü laf kalabalığı olacak burada. Ama onları da bilmek gerekiyor. Onun için bunları hızlı geçeceğiz ve bizim için esas önemli olan noktalara biraz daha fazla değinip amacımıza ulaştıktan sonra arkadaşlar dersimizi bitireceğiz. Dediğim gibi hem sistematik anatomiden hem biraz topografik anatomiden hem de az biraz klinik anatomiden de faydalanıp dersimizi bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan üst ekstremitenin bağlantı kemiği olan klavikuladan başlayalım. Şu anda klavikulaya ve pektoral bölgeye anteriyordan bakmaktayız. Klavikulanın komşu kemikleriyle olan ilişkisine baktığımızda önde yani anteriyorda manibrum sterni ile yani sternumun manibrum sterni ile eklem yaptığını görüyoruz. Yine lateralde akromion ile eklem yaptığını görüyoruz. Scapula'nın bir parçası olan akromion ile eklem yaptığını görüyoruz. Processus coracoideus'un üstünde olan bir kemik ve processus coracoideus'a şurada gördüğümüz iki tane yeşil alan ile processus coracoideus'a iki tane ligament uzatacaktır. Yine birinci kostanın üstünde olduğunu görüyoruz. Üstünde ve anteriyoruna yakın. Buradan arkadaşlar birinci kostadan manibrum sterniye bir kartilaj yapı uzanacak ve klavikulanın altında bulunan şu yeşil pürtüklü alandan bu kostanın kartilaj yapısına bir ligament uzanacak. Böylece onları da birleştirecek. Yine klavikulanın önemli bir özelliği arkadaşlar. Yaptığı her iki eklemde hem sternum ile yaptığı eklem hem de akromion ile yaptığı eklem ikisi de diskus bulundurur ve sellar tip eklemdir arkadaşlar. Diskus bulundurur ve sellar tip eklemdir. Yani her türlü hareketi yapar fakat sınırlıdır hareketi. Klavikula gördüğümüz gibi uzun bir kemiktir. Fakat bu uzun kemiği diğer uzun kemiklerden ayıran çok önemli bir özelliği var. Sorularda da karşımıza çıkar. Bu kemik hem intramembranoz ossifikasyon hem de endokondral ossifikasyon gösteren bir kemiktir. Hatta vücutta bu iki özelliği tek yani bir arada gösteren tek kemiktir arkadaşlar. Akromiyal ucu yani extremitas acromialis şu kahverengi ile boyalı ucu. Extremitas acromialis intramembranoz ossifikasyon gösterir. Geriye kalanı ise endokondral ossifikasyon gösterir. İntramembranoz ossifikasyon demek arkadaşlar yassı kemikleşme kafatasındaki gibi hızlı bir kemikleşmedir. Kemikleşmeye erken ihtiyaç duyulan bölgedeki kemikleşmedir arkadaşlar. Niye hızlıdır? Çünkü burada mezenşimal bağ dokusu direkt bu bağ dokusundan kemikleşmeye terfi edilir. Fakat endokondralda olduğu gibi değildir. Endokondral kemikleşme daha yavaştır. Çünkü mezenşimal bağ dokusu ilk önce bir hyalinka kırdaklaşma oluşur. Daha sonra kemik doku oluşur. Onun için intramembranoz kemikleşme daha hızlıdır. Dedi ki bu özelliği gösteren tek kemiktir vücutta arkadaşlar. Bir de fetal dönemde
Klavikula ilk kemikleşmeye başlayan kemiktir ve sonradan da kemikleşmesi en son tamamlayan, kemikleşmesini en son tamamlayan kemik yine klavikula kemiğidir. Doğum sırasında da arkadaşlar en çok kırılan kemik klavikula kemiğidir. Burası önemli yine. Doğum sırasında en çok kırılan kemik klavikula kemiğidir. Klavikula kemiği peki kırıldığında hangi yapıları zedeler? Zedeleme olasılığı en yüksek olan nervus suprascapularis'lerdir arkadaşlar. Çünkü üstünden geçmektedir. Yine klavikula için arkadaşlar bunu pektoral bölgeyi de anlatırken söylemiştik. Burada da söyleyelim. Şu apertura thoracic superior'un sınırına katılmaz arkadaşlar. Buraya çok yakın olduğu için yanıltıcı olabiliyor. Yalnız klavikula kemiği apertura thoracic superior'u sınırlayan bir kemik değildir. Üste arkadaşlar köprücük kemiği dediğimiz bir kemiktir. Klavikulanın önemi için bunları diyebiliriz. Şimdi klavikulanın kemik ayrıntılarına bir bakalım. Şu gördüğümüz kahverengi iki tane ucu bulunmakta arkadaşlar. Medial'e yakın olan extremitas sternalis ve acromion'a yakın olanı. Acromion arkadaşlar uç demek, omion omuz demek. Omuza yakın olan kısmı da extremitas acromialis. Şu acromion çıkıntısına yakın olduğu için. İki tane eklem yüzü bulunmakta. Şu mavi bu renkli yüzler. Bunlar arkadaşlar fasciae articularis sternalis clavicula. Sternumla eklem yaptığı için. Şuradaki de fasciae articularis acromialis clavicula. Altta bir sulcus'u bulunmakta. Sulcus musculi subclavi arkadaşlar. Şu kırmızı kiremit rengi ile boyalı bölge. Burası aslında bir sulcus ve buraya bir kas gelip tutunuyor. Musculus subclavi kası. Bu olun ismi de sulcus musculi subclavi olacak arkadaşlar. Şurada bir pürtüklü alanı var. Burası bir ligament oturacak dedik ve gelip birinci kostaya tutunacak. Zaten bu kemiğe 3 tane ligament tutunur arkadaşlar. Biraz uzaklaştıralım. Şu anda tabi inferior'dan bakmaktayız. Bir buraya, bir buraya, bir de buraya ligamentler gelip tutunacak. Bunlar ligament dediğimiz arkadaşlar tendonla karıştırmayalım. Bunlar buraya tutunup başka bir kemiğe gidecek. Yani kas tendonları değildir. Şurası impressio ligamenti costa clavicularis. Costa clavicularis. Lateraldeki yüzleri ise arkadaşlar şurası. Dedi ki bu ikisi de gelip processus coracoideus'la tutunacak. Burası linea trapezoida ve burası da tuberculum coronoideum arkadaşlar. Linea trapezoida anteriorda, tuberculum coronoideum daha posteriorda arkadaşlar. Buradan da görüyoruz. Klavikula için bunları diyebiliriz. Şimdi skapulaya bakalım. Şimdi şeklimize anteriordan bakmaktayız. Ve gördüğümüz bu üçgen şeklindeki kemik skapula kemiği. Skapula kemiğinin komşularıyla olan ilişkilerine baktığımızda şu köprücük kemiği olan klavikula ile eklem yaptığını görüyoruz ve humerus'un başı ile eklem yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bir de bakın şurada arkadan daha net göreceğiz. Şöyle kossaların hemen arkasındaki skapula herhangi bir eklem yüzü bulunmaksızın burada fonksiyonel bir eklem yapmaktadır arkadaşlar. Burada skapula göğüs kafesinin posteriorundan üstünden kayma hareketlerini yapıyor. Burası fonksiyonel bir eklem özelliği göstermektedir. Skapulanın önemi bizim için fazla çünkü birçok referans olarak biz skapulayı kullanırız. Örneğin tam posteriordan bakalım. Posteriordan baktığımızda skapulanın en üst ucu akromiyondur arkadaşlar. Bakın şurası daha altta kalır. En üst ucu akromiyondur. Akromiyonun geldiği seviye T2'dir. Torakal ikinci toraksın ikinci vertebrası arkadaşlar. En alt ucu ise 7. vertebraya denk gelmektedir. Processus spinosus'u. Hatta bu biraz daha üstte olmalı arkadaşlar. Çünkü 2 ve 7. torakal vertebralar sınırını oluşturur skapulanın.
Bir de scapula'nın arkadaşlar şöyle bir spinası olduğunu görüyoruz. Dikensi çıkıntı. Şurası dikensi çıkıntı. Dikensi çıkıntı laterale doğru uzandığında akromiyonu oluşturur ve medyale doğru uzandığında ise trigonum spinayı oluşturur. Burada bir üçgen oluşturur. Trigonum spina ve trigonum spinanın yine posteriora dönelim. Trigonum spinaların hayali olarak birleşim yeri arkadaşlar T4'ten geçer. Şurası T4. Şu dedik ki bu üçgenlerin hayali bir çizgisi T4'ten geçer. Neden biz bu çizgiyi belirleme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü önemli bir referans noktası arkadaşlar. Bir tanesini söyleyeyim. Şurası arkadaşlar bu çizginin üstünü biz akciğerin üst lobunu dinlemek için kullanırız ve altını da alt loblarını dinlemek için kullanırız. Bu çizgiye lina inter spinalis denir arkadaşlar. Şu iki trigonumu birleştiren çizgiye lina inter spinalis denir. Dedi ki dördüncü torakal vertebraya denk gelmektedir. Scapula bizim için önemli bir kemik arkadaşlar. Onun için lateralden baktığımızda konumunu gözümüzde canlandırabilmemiz gerekir. Anteriyordan baktığımızda, üstten baktığımızda bunları bilmemizde fayda var. Çünkü sınavlarda örneğin şu ligament sorulabilir örneğin. Şuradaki ligament. Biz şu anda nereden bakıyoruz? Üstten bakıyoruz şeklimize değil mi? Üstten baktığımızda bakın şurada bir ligament var. Şurada bir ligament var. Processus coracoideus ile akromion arasında uzanan bir ligament var. Eklem kapsülünü görüyoruz. Şu ligament arkadaşlar ligamentum transversum scapula superius. Bir de bunun inferiusu var. Çünkü burası da bir incisura. Biraz aşağı indirelim. Şurası da bir incisura ve alttan baktığımızda bakın şurası da bir incisura. Burası incisura inferior, şurası incisura scapularis superior. Ve onun için burayı transvers eksende birleştiren ligamentin adı ligamentum transversum scapula superior ve bu ligamentin adı da ligamentum transversum scapula inferius. Superiusu yukarıda, inferiusu aşağıda. Burada van geçer. Yani ven, arter ve sinir geçerken bunun içinden sadece sinir geçer. Ve üstünden arter geçer arkadaşlar. Nervus supraspinatus. Nervus suprascapula buradan geçer arkadaşlar. Ve nervus suprascapularis buradan geçtikten sonra buradaki kası ve altındaki kası inerve eder. Bunları scapula'nın ayrıntılarına geçtiğimizde daha net göreceğiz. Yine önden baktığımız arkadaşlar şurada processus coracoideus dedik. Akromionla onu birleştiren ligamenti görüyoruz. Ligamentum coracoacromialis. Şu eklem kapsülü arkadaşlar. Yine coracobrachialis arasından yani buradan uzanan diğer ligamenti görüyoruz. Coracohumerale arkadaşlar. Humerus'a uzanan. Bunu humerus'a daha ayrıntılı göreceğiz. Şimdi scapula'nın ayrıntılarına geçebiliriz arkadaşlar. Scapula'nın ayrıntısı fazla olan bir kemiktir arkadaşlar. Şu anda tam posterior'dan bakalım. Çeviriyorum yine. Posterior'dan bakıyoruz arkadaşlar. Scapula'nın 3 tane köşesi bulunmakta. Şu mor renklerle boyalı. Bir de şurada bir köşesi bulunmakta. Burası angulus superior scapula arkadaşlar. Angulus superior scapula, angulus inferior scapula, angulus lateralis scapula ve 3 tane kenarı bulunmakta. Margo medialis scapula, margo lateralis scapula ve margo superior scapula arkadaşlar. Burada bir tane spinası bulunmakta. Yani dikensi çıkıntı. Dikensi çıkıntı üst tarafını bir fosaya çevirir ve alt tarafını da farklı bir fosaya çevirir. Üst tarafındaki fosa supraspinatus spinata ve alt tarafı ise fosa infraspinatadır arkadaşlar. Altındaki ve üstündeki kemik bilgisi dedi ki iyi bir kas bilgisi getirir. Fosa supraspinataya musculus supraspinatus gelir oturur ve fosa infraspinataya da musculus infraspinatus gelip oturur. Bu ikisi de aynı sinir tarafından inerve edilir arkadaşlar. Şuradan gelecek bir sinir
incisura scapula'dır burası da. Incisura scapula'dan nervus supraskapula gelir. Nervus supraskapula ve bu iki kası innerve eder. Alttaki kas değil de üstteki kas biraz önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü üstteki kasın tendonu şuradan şu aradan geçip gelip humerus'a tutunacak ve humerus'un abdüksiyonunu başlatan kas işte musculus supraspinatadır. İlk 15 derecelik abdüksiyondan sorumludur. Dolayısıyla buradaki sinir eğer zedelenirse bu kas innerve olmaz ve kolun abdüksiyonunu başlatmasını mümkün olmaz arkadaşlar. Ama alttaki kolun dış rotasyonundan sorumlu olduğu için onun hemen komşusu olan bir başka bir kas o da dış rotasyonu yaptırabiliyor. Onun için yani bu tolere edilebilir fakat bu tolere edilemez. Musculus supraspinatus önemli ve onun için de soru olarak karşımıza gelmektedir. Incisura suprascapularis'in önemi de buradan gelmektedir ve ligamenti de yine sorulabilir arkadaşlar. Dedi ki şurası da bir incisura fakat o çok karşımıza çıkmamaktadır. Yine lateralden bakıyoruz arkadaşlar. Lateralden baktığımızda şurada yumurtaya benzeyen pürüzsüz kaymak gibi bir yüzü bulunmaktadır arkadaşlar. Burası cavitas glenoidalis scapula'dır. Cavitas glenoidalis. Buraya az önceki resimde de gördüğümüz gibi humerus'un başı caput humerisi gelip oturmakta ve sfenoid tip eklem yapmakta arkadaşlar. Sirkümfleksiyon hareketi yaptıran sfenoid tip eklem yapmaktadır. Şu mor ile boyalı yer orası angulus arkadaşlar. Şurası angulustur. Ve scapula'nın sarı ile boyalı yeri ise kollumu olacak. Kollum scapula arkadaşlar. Bu glenoidal glenoidalenin hem üstünde hem altında iki tane pürtüklü alan bulunmakta. Buraya arkadaşlar bisepsin uzun başı gelip otururken şuraya da tripsepsin uzun başı gelip tutunacak arkadaşlar. Şurası tripsepsin geldiği yer. Şurası ise bisepsin geldiği yer. Biseps bazı kaynaklarda eklem içinden geçtiğini söyler. Eklem içinden değil arkadaşlar. Eklem kapsülünün içinden geçer. Eklem içinden geçen bir tendon olsa harekette zedelenir. Ama eklem kapsülünün içinden geçen biceps brachii'nin uzun başı gelip buraya tutunur. Burasının adı tuberculum supraglenoidale ve tuberculum infraglenoidale. Önemliydi. Şurası dedi ki arkadaşlar bu spinanın uzantısı akromyonu oluşturur. Şu çıkıntı akromyondur. Akromyonun şu yüzü klavikula ile eklem yaptığı yüzü. Klavikulanın da altına denk gelecek şu processi görüyoruz. Bu da önemli arkadaşlar. Processus coracoideus. Coracoideus kargaya denir. Coraco. Kuş kafasına benzeyen bir çıkıntı arkadaşlar. Processus coracoideus. İçten baktığımızda ise scapula'ya geniş ve tek bir fossa görmekteyiz. Burası da musculus, fossa subscapularis. Sub alt demektir arkadaşlar. B harfiyle sub. Musculus subscapularis gelip buraya oturur. Scapula'nın ayrıntıları için bunları söyleyebiliriz. Scapula'nın bir de glenohumeral ritmi bulunur. Bu nasıl gerçekleşir arkadaşlar? Şimdi biz humerus'u 100 derecelik abdüksiyona çıkarttık. Ve ondan sonraki hiperabdüksiyon diyelim. Yani abdüksiyona örneğin başımızı kaşımak için kolumuzu daha fazla yukarı kaldırmamız gerekir. Daha fazla abdüksiyona getirmemiz gerekir. Bunu nasıl yapacağız? İşte burada artık musculus serratus anterior devreye girer. Musculus serratus anterior şuradan tabi iç kısımdan arkadaşlar şuraya tutunur. Şu uçtan böyle gelip buraya tutunur ve musculus serratus anterior öne doğru geleceği için şu scapula'nın ucunu şu üçgenini dışarı doğru çeker. Dışarı doğru çektiğinde burada bir eklem var. Yani şurası
gelemez. O zaman bu yana doğru kayar. Burası yana doğru kayar. Burası sabit. O zaman şu kavite ne olur? Şu kavite şöyle dururken başı biraz daha yukarı bakar. Şöyle durmaya başlar. Dolayısıyla humerus'un 100 dereceden daha fazla abdüksiyona gelmesine olanak sağlar ve biz başımızı kaşıyabiliriz. Buna da glenohumeral ritim denmektedir. Skapula için bunları diyebiliriz arkadaşlar. Dedik ki 17 tane kas tutunur bu skapulaya. Skapulaya tutunan 17 kasın 11'i origo yapar ve 6'sı da insersio yapar arkadaşlar. Kaslar konusunda daha ayrıntılı işleriz. Şimdi humerus'a geçelim. Şu anda üst ekstremite kemiği olan humerus'a anteriyordan bakmaktayız ve şeklimiz anatomik pozisyonda durmakta. Humerus'un eklem yaptığı kemiklerine baktığımızda proksimalde scapula ile ve distalde ise lateralde radius, medialde ulna kemiği ile eklem yaptığını görebiliyoruz. Proksimalde yaptığı eklem tipi sfenoid tip eklemdir ve distalde yaptığı eklem tipi lateraldeki sfenoiddir. Medialdeki trohlardır. Niye sfenoid ve trohlar olduğunu birazdan anlarız. Sfenoid proksimaldeki sfenoid tip eklem sirkümdiksiyon hareketi yapar arkadaşlar. Sirkümfleksiyon nereden dilime dolandıysa. Bu taraf sirkümdiksiyon hareketi yapar. Yani şu kemik arkadaşlar. Hem abdüksiyon, adüksiyon, fleksiyon ve ekstansiyon hareketi iç rotasyon, dış rotasyon da yapar. Bütün hareketleri yapar arkadaşlar. Yalnız alt taraftaki yani distal ucundaki radius ile eklem yaptığı yer, bakın üst tarafta baş, şurası da baş, şurası da başçık. Yani ikisi birbirine yapı olarak benziyor ve gerçekten ikisi de sfenoid tip eklemdir. Fakat burası sirkümdiksiyon hareketini yapamaz. Çünkü burası hem proksimalde hem de distalde radius kemiği ulna ile eklem yaptığı için sirkümdiksiyon hareketi yapamaz. Yalnız bu oluşum vesilesiyle pronasyon, spinasyon yapabilir. Yani iç rotasyon da diyebiliriz arkadaşlar. Rotasyon hareketine izin vermektedir bu eklem. Şurası dedik ki sfenoid tip eklemdir. Üst tarafı da sfenoid tip eklemdir. Bir de medialdeki eklem tipi ise trohleardır. Bunları eklem dersinde daha ayrıntılı göreceğiz. Niye? Çünkü burasını arkadaşlar makaraya benzetmişler. Makara trohleadır. Ve trohleaya gelip oturan ulnanın eklem tipi de trohlear tip eklemdir arkadaşlar. Şimdi eklemlerini, komşu kemiklerini anlattıktan sonra kemik ayrıntılarına geçelim. Proksimalden başlayalım arkadaşlar. Anteriyordan bakmaktayız şu anda humerus'a. Baktığımızda şu açık mavi ile boyalı bölge arkadaşlar, şurası kaput humeridir. Kaput humeri dedik ki cavitas glenoidal ise oturur. Yuvarlak bir baştır arkadaşlar. Gördüğümüz gibi. Medyale çevirdim biraz. Tekrar anteriora döneyim. Kaput humerinin hemen yanında collum anatomicum'u görmekteyiz. Şu turuncu çizgi. Collum anatomicum. Collum anatomicum arkadaşlar şurada kemik hafif incelmekte. Şurası. Kemik inceldiği yer epifiz çizgisidir arkadaşlar. Epifiz çizgisini dolanan şu çizgi collum anatomicum'dur. Yani anatomik boyun. Ve altta bir boyun daha var. Burası da collum chirurgicum'dur. Cerrahi boyun. Örneğin Cox'a işlerken bu iki boyun da aynı yerdedir. Fakat burada kırıklar buradan çok şu kolum chirurgicum'da olduğu için buraya kolum chirurgicum demişler. Yani cerrahi boyun. Çünkü burası kırıldığında cerrahi işlem gerektirdiği için buraya kolum chirurgicum demişler arkadaşlar. En fazla zaten humerus kemiği bu taraftan kırılır. Yine şurada açık yeşil ile boyalı tuberkulum maius ve yine açık yeşil ile boyalı daha küçük pörtüklü bir alan. Burası da tuberkulum minustur arkadaşlar. Tuberkulum maius, tuberkulum minus. Bu tuberkulumların aşağıya doğru bir yamaç gibi uzanıyorlar arkadaşlar. Bir krista.
uzandığı bu kristada maius'tan gelen, yani tuberkulum maius'tan gelen Crista tuberculi majoris ve minor'dan gelen de Crista tuberculi minoris'tir. İkisinin ortasında bir sulcus oluşmakta. Şu anda anteriörden bakıyoruz. Yine tekrar ediyorum. İkisinin arasında oluşan bir sulcus bulunmakta. Bu sulcus da iki tuberkulum arasında olduğu için sulcus intertubercularis adını almıştır arkadaşlar. Bunların önemine sonda değineceğiz. Sadece ayrıntılara bir bakalım. Şimdi posteriora çeviriyorum kemiği, humerus'u. Zaten ön tarafta anlattıklarımızdan dışında burada herhangi bir şey yok. Yine burada colum chirurgicum, tuberculum majus'u görebiliyoruz. Burada tuberculum minus'u göremiyoruz. Ön tarafta kaldı. Colum anatomicum ve caput humeri. Distale doğru geldiğimizde, distale doğru, yani korpustayız daha. Burası şaft bölgesidir arkadaşlar. Şu taraf, burası humerus'un şaft bölgesi, korpusudur. Lateralden bakıyoruz şu anda. Biraz uzaklaştırayım. Şeklimize lateralden bakmaktayız. Humerus'a da lateralden bakmaktayız. Lateralden baktığımızda zaten şuraya oturan kas, omuz kabarıklığını oluşturan kas deltoid kasıdır ve gelip buraya tutunur. Dolayısıyla buranın ismi de, bu pürtüklü alanın ismi de tuberositas deltoidea. Yana çevirdiğimde şu çıkıntılı alan tuberositas deltoidea. Yine posteriordan baktığımda arkadaşlar, posteriordan anteriora doğru, daha doğrusu laterale doğru oluşan bir sulcus görmekteyiz. Sarı renk ile boyalı. Buradan da nervus radialis geçtiği için onun oluşturduğu oluk sulcus nervi radialistir. Şimdi humerus'un distaline doğru geldiğimizde artık şu anda anteriordan humerus'un distaline bakmaktayız. Arkadaşlar humerus'ta da yine adres belirtmeyen oluşumlar olduğu için önemlidir. Yani sorularda sorulabilir. Humerus'ta olan bir yapı örneğin, ama ulna'da ya da radius'ta olan bir yerin ismiyle anıldığı için, bunlar adres belirtmediği için direkt biraz tehlikeli. Yani bunlara ayrıca önem vermek gerekir arkadaşlar. Şuraya dedik ki capitulum humeri. Capitulum humeri, yani başçık, küçük baş anlamında. Şurası dedik ki makaraya benzetildiği için trochlea. Trochlea makara demek. Trochlea humeridir. Capitulum humerinin üstünde bir fossa bulunmakta ve trochlea humerinin üstünde bir fossa bulunmakta. Bu fossalar arkadaşlar buraya radius'un başı gelip oturacağı için fossa radialis ve medialdeki ne ise ulna'nın başı gelip oturacağı için fossa coronoidea. Burada fossa coronoidea çünkü ulna'nın anteriorunda, proksimalinde, anteriorunda bulunan bir çıkıntı var. Ulna'da işleyeceğiz. Processus coronoideus. Processus coronoideus'un gelip oturduğu fossa ise fossa coronoidea. Şurada şu genel yapıya verilen isim ise condylus humeri arkadaşlar. Condylus humeri. Ve medialde büyük bir çıkıntı görüyoruz. Lateralde bundan daha küçük bir çıkıntı görüyoruz. Bunlar epikondillerdir. Epikondylus medialis, epikondylus lateralis. Bunların üstünde oluşan çizgi, çünkü medialden bakıyoruz, şurada oluşan çizgi, burası crista supracondylaris medialis, burası da lateralden bakıyoruz, crista supracondylaris lateralistir arkadaşlar. Şimdi humerus'un ayrıntılarını bitirmiş olduk. Şurada yine eklem bilgisini tekrar edelim. Ulna ile yaptığı eklem tipi troklear tip eklemdir. Radius ile yaptığı eklem tipi ise sfenoid tip eklemdir. Şurayı da söyleyelim. Ulna ile radius ile ulna ile radius'un yapmış olduğu, proksimalde yapmış olduğu eklem tipi ise trokoiddir arkadaşlar. Trochlear, trokoid ve sfenoid tip eklemler yapmaktadır. Trokoid distaldeki farklı kemik arasındadır. Karışmasın.
Ayrıntıları için Homeros'un bunları söyleyebiliriz. Şimdi birkaç önemli noktası var tabi. Değinmek gerekir arkadaşlar. Kırıklarından önce bir bahsedelim. Dedi ki kolum şirurgikum kırığı en fazla bu kemikte görülen kırıktır. Kolum şirurgikum kırıldığında kolum şirurgikumu gelip dolanan bir sinir bulunmakta. Nervus axillaris. Nervus axillaris gelip burayı döndüğü için ilkin bu siniri nervus circumflexia adını vermişler ama sonra aksiler bölgeden direkt ayrıldığı için arkadaşlar şuraya nervus axillaris demişler. Gelip burayı dolanan sinir ve kolum şirurgikum kırıkları olduğunda en fazla zedelenme ihtimali olan sinir nervus axillaris'tir. Şaft bölgesine geldiğimizde korpusta burada genelde şaft kırıkları ile karşılaşırız ve şaft kırıldığında ise tam arkasından nervus radialis geçtiği için şaft kırıklarında en fazla etkilenen kısım nervus radialistir ve nervus radialis ne yapıyor? Ön kolun ekstensör kaslarını inerve ettiği için düşük el ihtimalini doğurmaktadır arkadaşlar. Yine burada şu seviyelerden şu anda anteriyordan bakmaktayız. Nervus medianus geliyor arkadaşlar buradan üst kompartmandan geliyor ve burada arteria brachialis ile fossa cubitia giriyor ve nervus medianus şurada suprakondiler bölgede yani suprakondiler kırıklarda en çok yaralanması ihtimali yüksek olan sinirdir arkadaşlar. Yani toparlamak gerekirse humerus'un epikondilus yani supraepikondil kırıklarında yaralanma ihtimali en yüksek olan sinir nervus medianus'tur. Arteria brachialis'tir. Buradaki arteria brachialis profunda daldır arkadaşlar profunda. Burası ise arteria brachialis'tir. Bir de nervus ulnaris arkadaşlar. Burada epikondilus medialis'in hemen arkasında bir sulcus bulunmakta. Çeviriyorum şimdi. Posteriora doğru. Şu anda posteriordan bakmaktayız. Yaklaştırayım. Epikondilus medialis bu tarafta kaldı. Şurası epikondilus lateralis. Bunu nereden anlıyoruz? Bir ulnadan anlayabiliyoruz. Radyusun başından anlayabiliyoruz. Peki bu kemikler verilmese dedik ki iki tane baş var. Şurada iki tane, burada bir baş var ve üstte medyale bakan esas büyük baş var humerusun. Dıştaki küçük başı, dıştaki zaten dediğime göre laterale bakar. İçteki büyük başı ise skapula ile eklem yapacağı medyale bakar arkadaşlar. Yani şurası lateral kısmı, şurası medyal kısmı ya da bu trohleadan da çıkarabiliriz. Evet. Şurası fossa olecrani arkadaşlar. Buraya da değinmemiştik. Fossa olecranona ulnanın proksimal ve posteriorunda kalan bir proses. Yani olecranon denir o prosesi. Ulna da göreceğiz. Gelip buraya oturur arkadaşlar. Şu fossa olecranon nerenin üstünde ise orası trohlea humeridir ve trohlea humeri medyale yakındır. Medyalde hangi kondilüs var? Epikondilus medialis. Epikondilus medialis'in hemen arkasında şurada sarı bir oluk görmekteyiz ve bu oluktan nervus ulnaris geçer arkadaşlar. Nervus ulnaris burada yüzeye de biraz yakın olduğu için kolumuzu bir yere çarptığımızda medyal kısımdan ön kolun medyal kısımdan ve dördüncü, beşinci parmaklardan arkadaşlar bir karıncalanma hissederiz. Onun sebebi de nervus ulnaris'i biz orada bir yerlere çarpmışızdır. Ne demeye getiriyoruz? Epikondilus medialis kırıklarında zedelenme ihtimali en yüksek olan sinir hemen arkasından geçen nervus ulnaris'tir arkadaşlar. Suprakondil kırıklarında nervus medianus, arteria brachia, şaft kırıklarında nervus radialis, kolum şirurgikum kırıklarında nervus axillaris gelip burayı dolandığı için en fazla zedelenme ihtimali olan sinirlerdir. Birkaç tane de kas bilgisini verip arkadaşlar burayı bitirelim. Arkadaşlar omuz bölgesinde ileride rotator kaf kasları görülecek. Rotator kaf kasları niye rotator kaf kasları deniliyor? Şu eklemi gördüğümüz eklemi koruyan kaslar olduğu için yani geçerken bunu koruma altına aldıkları için onlara rotator kaf kasları denilmiş ve sits olarak
kısaltılmış arkadaşlar. Baş harfleri sits. Bu sitsin T'si küçük T'dir. Teres minörden gelmektedir. Sit bölgesi, yani sit tarafı buraya oturur. Diğer sesi de buraya oturur. Buraya oturan, yani tuberkulum majusa oturan sit, supra spina takası şuradan gelir arkadaşlar. İlk 15 derecedeki abdüksiyonu yaptırır dedik. Musculus supraspinata, infraspinata, bakın şuradan supraspinata gelir oturur. Zaten yukarıdan aşağıya. Supraspinata, infraspinata ve küçük T dedik, teres minor. Teres minor arkadaşlar burada humerus'un posteriorundan gelir. Yani aksiler bölgeden burayı dolanmaz. Direkt buradan buraya bağlanır arkadaşlar. Şuradan buraya bağlanır. Onun için o da rotator kaf kaslarına dahil olur. Yalnız altındaki teres major gelip şu eklemden biraz uzak yerde burayı ön taraftan dolanır ve gelir arkadaşlar şuradaki kristaya tutunur. Onun için teres major'u rotator kaf kaslarından saymamışlar. Buraya dedik ki sit oturur. Yukarıdan aşağıya sit oturur. Buraya da şu bölgedeki musculus subscapularis gelip oturur. Şu tuberculum minusa. Bir de şu kristalları anlatmıştık. Crista majoris, yani tuberculum majoris, crista tuberculum minoris. Bunun da arkadaşlar lateralden medyale doğru PLT olarak kodlayabiliriz. Polat diye. Ve bunlar majordür arkadaşlar. Major kaslardır. L major değil ama kendisi büyük olduğu için major diyorum ben. Yani bunu ben diyorum arkadaşlar. Anatomik bir bilgi değil yani. Ama diğer ikisi majordür, major oluşumlardır. Akılla kalsın diye. Buradaki P gelip bu crista minoris, crista majoris ile tutunur arkadaşlar. Crista majoris'e tutunur. Pectoralis major kasıdır. Bu taraftaki major ise Polat demiştik. T'dir. Teres majordur. Teres major skapulanın arka tarafından arkadaşlar uzanır. Bakın kolun anterioruna gelir. Yani humerus'un anterioruna gelir. Teres minor ise arka taraftan gelip şuraya tutunurdu. Fakat teres major gelip buraya kristaya tutunur. Şu krista minor ise tutunur. Ve bu sulcus intertuberculares'in tabanına oturan da latissimus dorsi'dir arkadaşlar. Pectoralis major, latissimus dorsi ve T dedik. Teres major arkadaşlar. Major, latissimus dorsi. Bunların üçü de arkadaşlar iç rotasyon yaptırır kola. Şuraya tutunanlar dış rotasyon yaptırır. Üstten gelen supraspinata ilk 15 derecedeki abdüksiyonu yaptırır ve infraspinata ile teres minor arkadaşlar bunlar da dış rotasyon yaptıran kaslardı. Bunlar da karşımıza çıkmaktadır. Bilmekte fayda var. Humerus için arkadaşlar son olarak biz skapulayı anlatırken T7 seviyesine, alt ucu T7 seviyesine denk gelir demiştik. Humerus'un ise epikondilus medialis'i L1 seviyesine denk gelir arkadaşlar. Burası T12 fakat epikondilus medialis L1 seviyesine denk gelir ve şurada da bir iki epikondilus medialis'i birleştiren çizgi arkadaşlar transpilorik çizgiye denk gelir. Transpilorik çizgiye denk gelir bu çizgi arkadaşlar. L1 seviyesine denk gelir. Bunu da bilelim. Şimdi antebrakyuma anteriordan bakıyoruz. Antebrakyumu oluşturan iki kemiği görmekteyiz. Medyalde ulna ve lateralde radius. Radius'a bir bakalım arkadaşlar. Radius'un eklem yaptığı kemikler proksimalde humerus ve ulna ile eklem yapar proksimal kısımda. Distal kısımda ise iki tane karpal kemik ve indirek olarak trikuetrumda da eklem yaptığını söyler bazı kaynaklar arkadaşlar. Yalnız direkt olarak yani doğrudan burada distalde iki tane karpal kemik ile ve ulna ile eklem yapar. Eklem yaptığı karpal kemikler medyaldeki burada kaldırdık arkadaşlar. Boştur şu an yeri. Skafoid kemiktir ve onun da medyalinde burada lunatum kemiği ile eklem yapar. Şurası da eklem yüzleri. Radius ve dedik ki distalde yine ulna ile eklem yapacak arkadaşlar. Incisura ulnaris aracılığı ile.
Ayrıntılarına baktığımızda şu beyaz ile çevrelenen kısım caput radidir. Mavi ile boyalı kısım arkadaşlar şurada yuvarlak bir gördüğümüz bölümü. Yine proksimalde ulna ile eklem yapacağı bölgesi circumferentia articularis radii arkadaşlar. Circumferentia articularis radii onun altında boynu bulunmakta. Collum radii ve üstünde ise bir fovea bulunacak. Şu capitulum humeri ile eklem yapacağı fovea articularis capitis radii. Bu eklem dedik ki yani humerus ile radius arasındaki eklem tipi sfenoid tip eklemdi. Omuz eklemi de arkadaşlar sfenoid tip eklemdi. Bu da sfenoid tip eklemdir. Yalnız bu sirkümdüksiyon hareketi yapamıyor. Çünkü burada yine ulnayla sabitlenmiş. Medial tarafına baktığımızda yani ulnaya bakan tarafa baktığımızda yine tabi anteriora çevirelim. Şurada pürtüklü bir alan görmekteyiz. Kiremit rengi ile boyalı. Pürtüklü alanın ismi ise arkadaşlar tuberositas radidir. Buraya biceps brachii gelip tutunur. Ve biceps brachii buraya tutunduktan sonra arkadaşlar şu anda kol hangi pozisyonda? Supinasyon pozisyonunda. Ve biz bu kolu pronasyona getirdiğimizde şu anda bu tuberositas ulnaya bakarken biz pronasyona getirdiğimizde bu burayı çaprazlar önden ve şuradaki pürtüklü alan arkadaşlar artık posteriora bakacak olur. Ve posteriora bakan bir pürtüklü alan kolda olan bir kas gelip tutunmuş. O zaman ne yaptırır ona? Biceps brachii ön kola supinasyon yaptırır arkadaşlar. Pronasyona geçen kolu supinasyona geri getirir. İki kemik arasında arada burada bir membran, bir ligament bulunmakta arkadaşlar. Şu iç kenarı margo interosseus radii arkadaşlar. Burada ligamente bakan kenarıdır. İç kenarı. Şurada görmekteyiz. Keskin bir kenardır. Margo interosseus radii. Onun önünde bir kenar bulunmakta. Yani radius kemiğinin önünde bir kenar bulunmakta. O da margo anterior, bir de margo posterior bulunmakta. Üç kenarı varsa bunun üçte yüzü bulunmakta. Yani bir üçgen prizmasının uzatılmış hali olarak hayal edebiliriz. Şurada facies anterioru bulunmakta arkadaşlar. Şu yüzü facies anterioru ve facies lateralis. Şurada facies lateralis görüyoruz. Bir de facies posterioru bulunmaktadır radius kemiğinin. Şimdi distaline geldiğimizde distali önemlidir radiusun arkadaşlar. Distalde dedi ki ulna ile eklem yapar. Peki neresi aracılığıyla? Şuradaki incisura ulnaris. Bakın incisura ulnaris radiusta olan bir oluşumdur. Ulnanın distal kısmının lateral kenarının gelip oturduğu yerdir arkadaşlar. Incisura ulnaris radiusun distalinde olan bir anatomik oluşumdur. Ve burada iki tane proces görüyoruz. Bir tane radiusta, diğeri de ulnada. Lateralde olan, radiusta olan proces, processus styloideus radii. Medialdeki ise processus styloideus ulna arkadaşlar. Processus styloideus radii, radiusun kırıklarında arkadaşlar en fazla kırılan yer burasıdır. Çünkü yere düştüğümüzde el eksasyonda ya da fleksiyondayken düştüğümüzde, kol pronasyondayken ve el de ekstansiyondayken düştüğümüzde elimizin üstüne koles kırığı oluşur. Yani bu pozisyondayken oluşan kırıklar kırap koles kırığı denir arkadaşlar. Koles kırığında da simit kırığında da zedelenecek olan sinir buradan median sinir karpal tünele girer. Median sinirin zedelenme ihtimali yüksek. Dedik ki ön kol pronasyonda el pronasyonda ve ekstansiyondayken elin üzerine düştüğümüzde şu stiloid proces kırılabilir ve kırıldığında koles kırığı denir buna. Zedelenecek olan sinir de nervus medianustur. Yine simit kırığı da arkadaşlar el supinasyondayken yani yine bu pozisyondayken ve fleksiyondayken
Süpinasyonda ve fleksiyondayken üzerine düştüğümüzde, yani dorsal yüz üzerine düştüğümüzde oluşan kırık da simit kırığıdır. İki kırıkta da, yani kolles kırığında da simit kırığında da zedelenecek olan sinir en yüksek ihtimalle nervus medianus'tur arkadaşlar. Şimdi ulnaya geçelim. Ulnanın kemiklerine, komşu kemiklerine bakacak olursak şeyi kaldırmışız arkadaşlar. Humerus'u kaldırmışız. Proksimalde humerus ile anterior'a çevirelim. Humerus ile eklem yapar ve radius ile eklem yapar. Yine distalde sadece radius ile eklem yapar arkadaşlar. Proksimalde radius ve humerus, distalde ise sadece radius. Bakın arkadaşlar, karpal kemiklerle bir eklemi söz konusu değildir ulnanın. Ulnanın proksimaline baktığımızda arkadaşlar, kemik ayrıntılarına, ulnanın şu tarafı arkadaşlar olecranondur. Çevirdiğimizde bakın şurası olecranon. Şu tarafı bakın İngiliz anahtarına benzeyen bir kemik. Lateralden, medial lateralden baktığımızda arkadaşlar, şöyle de baktığımızda bir İngiliz anahtarına benziyor. Şurada bir incisura oluşmakta. Incisura trochlearis. Zaten humerus'taki trochlea humeriye oturacak kısmıdır arkadaşlar. Incisura trochlearis ulnadadır. Unutmamak gerekir. Burada bir koronoid çıkıntı bulunmakta. Processus coronoideus. Processus coronoideus ulnada. Fossa coronoidea humerus'ta görmüştük. Burası ön kol fleksiyona geldiğinde oturacağı fossa, fossa coronoideus arkadaşlar. Fossa coronoideus. Burası da processus coronoideus ulna. Anteriyordan bakmaktayız ama şuraya trochlea humeri oturacağından normalde bu taraf görünmez. Bir de şurası arkadaşlar, dirseğimizi yere bıraktığımızda yerle temas eden bölgedir olecranon. Burada bir çıkıntı var. Bakın radyustakini söylemiştik. Biceps brachii gelip oturuyordu radyusa. Ulnadaki ise tuberustas ulnaya ise musculo brachialis koldan gelip buraya tutunur. Eğer bir kas buraya tutunuyorsa ön kola ne yapar? Fleksiyon yapar. Buraya tutunuyorsa koldan gelip bir de ne yapar arkadaşlar? Supinasyon yaptırır ön kola. Korpus bölgesine doğru geldiğimizde tabi burası, şimdi ulnada şuna dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Ulnanın kaputu burası değil. Ulnanın kaputu aşağıdadır. Yani örneğin radyusun kaputu medyaldeyken ulnanın kaputu distaldedir. Şuraya ulna, ulnanın kaputu diyeceğiz arkadaşlar. Kaput, ulna. Ona dikkat etmek gerekir. Ulnanın da 3 tane kenarı bulunmakta. Bir, şu dedik ki şuraya oturacak olan ligamente bakan içerideki keskin kenarı. Şu yeşil ile boyalı hat. Margo interossea. Margo interossea ulnaris arkadaşlar. Öndeki margo anterior ulna ve bunun posterioru arkadaşlar. Margo posterior ulna olacak. Yine aynen 3 yüzü bulunacak ulnanın. Şurada ön tarafa bakan fasies anterior ulna, fasies medialis ulna ve fasies posterior ulna arkadaşlar. Bir medial yüze bakan taraf. Biraz daha uzaklaştıralım, net görelim. Yani şu anda arkadaşlar anteriordan baktığımızda anteriora bakan yüzü, diğer yüzü ise bakın iç lateralden bakalım. Bu tarafta medyale bakan yüzü ve bu tarafta posteriora bakan yüzü arkadaşlar. Distaline geldiğimizde ulnanın, yani kaput tarafına geldiğimizde dedik ki şurası, şu kırmızı bölge processus stiloideus ulnadır. Ve ulna, bakın arkadaşlar şu iki kemiği tekrar kaldırayım. Radius kemiğinde eklem yüzlerini görmekteyiz. Fakat ulnada böyle bir oluşumdan bahsedemeyiz. Ulnanın bu tarafında herhangi bir eklem yüzü bulunmamakta. Yani ulna karpal kemiklerle bir doğrudan bir eklemleşmeye gitmemiş arkadaşlar. Fakat radius ile eklem yapmakta. Distal kısmında kaput ulna tarafından. İşte o da şu bölgeden
Circumferentiae articularis capitis ulna arkadaşlar. İnsisura ulnaris radius'taydı. İnsisura ulnaris'e oturup burada bir eklemi söz konusudur arkadaşlar. Processus siloideus'u dedik. Çevirdiğimizde arkadan görünümü de böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karpal kemiklere geldik. El bileği kemikleri olan karpal kemikler. Yakınlaştırdığımızda karpal kemiklerin 8 tane olduğunu görüyoruz. Proksimal sırada 4 tane ve distal sırada 4 tane. Bunların isimlerini bir sayalım arkadaşlar, söyleyelim. Şu kırmızı ile boyalı skafoid kemik. Onun hemen yanında medyale yakın, lateralden medyale doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şurası baş parmak, polikis. Şurası radius, burası ulna. Ulna medyaldeydi, radius lateralde. Biz lateralden medyale doğru gidiyoruz. En lateralde olan ve proksimalde olan skafoid dedik. Skafoidin hemen yanında lunatum. Lunatumun hemen yanında medyalinde trikoetrum. Ve trikoetrumun da üstünde, trikoetrumun üstünde psiformis. Şu yeşil olan psiformis. Proksimali tekrar edelim. Skafoideum kırmızı olan. Lunatum turuncu. Sarı olan trikoetrum. Trikoetrum. Yeşil olan psiforme. Distal sıraya geçelim arkadaşlar. Distalin lateralinden başlıyoruz. Mor olan arkadaşlar trapezium. Hemen yanında mavi ile boyalı trapezoideum. Trapezium, trapezoideum. Onun yanında en büyüğü olan capitatum. Capitatum mavi, açık mavi ile boyalı olan ve açık yeşille boyalı olan hamatum arkadaşlar. Şu ayrı bir kemik değil. Hamatumun, hamatum zaten kanca demek arkadaşlar, kancası olan. Şurada hamulus ossis hamati, kancalı olan kemiğin kancası anlamında arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Şöyle kanca olduğunu fark ediyoruz. Yine distal sırayı tekrar edelim. Niye arkadaşlar? Çünkü bunların sıralaması önemli. Hangisi distal sırada, hangisi proksimal sırada, hangisi lateralde, hangisi işte medial distalde, bunlar önemli ve sorularda karşımıza çıkıyor. Bunu arkadaşlar ezberlemenin bir kolay yolu da var. Bir formülize edeceğiz. En yaygın kullanılan formül de şudur sanırım arkadaşlar. Şurası Samsun. Samsun limanında top patladı. Trabzon treninde cin hortladı. Evet, biraz komik ama akılda kalıcı arkadaşlar. Samsun limanında top patladı. Trabzon treninde cin hortladı. Fakat burada nerede cin hortladı, nerede top patladı önemli. Yani bunu sırasını böyle ezberlememiz lazım. Nasıl diyoruz? Yine Samsun limanında. Samsun ve liman, şuraya da gemi diyelim arkadaşlar. Şu üçü birlikte eklem yapacak bir kere. Skafoid, lunatum ve radius. Samsun limanında, bir de radius gemisini de buraya ekleyelim. Samsun limanında top patladı. Buradan devam etmiyoruz ama tekrar laterale gidiyoruz. Bakın Samsun limanında top patladı. Tekrar laterale gittim. Trabzon treninde cin hortladı. Burası da iki tane de, ikisi de T'dir arkadaşlar. İlk önce gelen kısa olan trapezium. Sonra gelen trapezoideum daha uzundur. Bunlar da arkadaşlar alfabetik sırada, sözlük sırasında arkadaşlar trapezoideumun daha önce geldiğini söyleyebiliriz. Öyle aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Şimdi sıralamasını da öğrendikten sonra ve şu iki proksimal ve lateralde olan karpal kemiğin de el bileğinin proksimalindeki ekleme katıldığını söyledikten sonra arkadaşlar sulcus carpalis'e bakabiliriz. Sulcus carpalis arkadaşlar, bu şu an anteriörden baktığımız için çok iyi fark edemiyoruz. Fakat çevireyim, şu an alttan baktığımızda bakın şurası arkadaşlar, şurası geniş bir kanaldır, geniş bir sulcustur. Peki bu sulcusun sınırlarını hangi kemikler oluşturmakta? Lateralde iki kemik arkadaşlar. Bunlar skafoid ve trapezium. Medyalde ise pisiformis ve hamatum arkadaşlar. Lateralde skafoid ve trapezium.
ve medialde pisiformis ve hamatum kemiği sulcus carpi'nin sınırlarını oluşturur. Tabanını ise işte gördüğümüz yine bu kemikler oluşturuyor arkadaşlar. Sonra bu kemiklerin arkadaşlar bakın şu kancadan hamulus ossis hamati'den ve pisiformis bunlar buradan uzanan bir retinakulum olacak. Ve bu retinakulumun altına da canalis carpalis diyeceğiz arkadaşlar. Canalis carpi ya da şuradan şuraya bir retinakulum uzanacak ve bu retinakulumun altı da canalis carpi olacak. Buradan 9 tane tendon, 1 tane de sinir geçecek arkadaşlar. Medianus siniri, nervus medianus buradan geçecek. Karpal kemiklerden en çok kırılanı işte şu kırmızı olan skafoid kemiktir. En çok kırılan karpal kemiktir arkadaşlar. Skafoid kemik. En çok çıkığı görülen kemik lunatum kemiği. Bakın bunlar hem bu ekleme katılırlardı arkadaşlar. Hem en çok kırılan burada, en çok çıkığı olan burada. Burası önemli bir bölge yani burayı aklımızda tutalım arkadaşlar. Bir de şurada bir karpal kemik arkadaşlar. Trapezyum. Trapezyum kemiği gördüğümüz gibi skafoid ve birinci metakarpal kemiği arasında. Dolayısıyla bu ekleme katılacaktır arkadaşlar. Şuradan görüyoruz. Trapezyum. Aynı zamanda arkadaşlar trapezyum ve skafoideum. Şu anda hangi açıdan baktığımıza bir bakalım. Şurası kolun laterali arkadaşlar. Bu taraf baş parmak tarafı. Baş parmağımızı biz tam abdüksiyona getirdiğimizde yani medialden uzaklaştırdığımızda üst tarafında arkadaşlar proksimale yakın burada bir çukur oluşur arkadaşlar. Elinizde gösterebilirsiniz o çukuru. Baş parmağını abdüksiyona getirerek burada oluşacak çukurun adı anatomik enfiye çukuru. İşte bu enfiye çukurunun tabanını oluşturan kemikler hangisidir diye sorulur. Bakın gördüğümüz bu kırmızı ve mor kemiktir. Yani skafoid kemik ve trapezyum. Skafoid ve trapezyum kemikleri enfiye çukurunun tabanını oluşturan kemiklerdir arkadaşlar. En çok kırılanı söyledik. En çok çıkığı olanı söyledik. Şu birinci metakarpal eklemine katılanı söyledik. Bir de arkadaşlar şurada pisiformis var. Pisiformis de önemli. Şuradan baş gelen bir kasın arkadaşlar. Flexor carpi ulnaris kasının tendonları arasında kalan bir kemiktir arkadaşlar. Flexor carpi ulnaris'in tendonları içinde olan kemik karpal kemik pisiformistir. Pisiformis aynı zamanda arkadaşlar bir sesamoid kemiktir. Bakın şu iki tane küçük kemik de var. Bunlar da sesamoid kemiklerdir. Pisiformis de sesamoid olan bir karpal kemiktir arkadaşlar. Pisiformis'i de söyledik. Pisiformis arkadaşlar konumunu görüyoruz. Trikuetrumun üstündedir. Trikuetrumun tam üstüne denk gelmektedir. Dedik ki arkadaşlar şurada bir retinokulum muskulorum, flexor muskulorum oluşacak ve 6 canalis carpi olacak. 9 tane tendon burada geçiyor ve 1 tane de sinir kanalın içinden geçecek. Canalis carpi'nin içinden geçecek ve nervus ulnaris arkadaşlar şuradan geçecek. Yani bu retinokulumun üstünden geçecek. Şurası da Guyon kanalı olacak arkadaşlar. Bakın. Pisiformis ile hamatum arasında şurada Guyon kanalı olacak arkadaşlar. Guyon kanalı. Nervus ulnaris'in buradaki tutsaklanmaları da sorulabilir arkadaşlar. Karpal kemiklerin bir de arkadan görünümüne bakalım. Bir de arkadan sayalım arkadaşlar. Bakın şu an arkadan baktığımızda medial bu taraf oluyor. Lateral bu taraf oluyor arkadaşlar. Lateralden medial'e doğru geldiğimizde yine dedik ki Samsun limanında top patladı. Trabzon treninde cin hortladı. Böyle aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Metakarpal kemikler için arkadaşlar çok fazla diyecek bir şey yok. 5 tane metakarpal kemik var ve 14 tane falanks var. İşte metakarpallerin arkadaşlar proksimaline, şu proksimaline basis, distaline ise kaputu
diyeceğiz. Ulna'daki gibi ulnanın da kaputu distaldeydi arkadaşlar, unutmayalım. Bunun da kaputları distalde ve baz hisleri proksimalde olacak. Dedi ki 5 tane metakarpal var. İşte burası birinci metakarpal. Baş parmağa yakın olanı birinci metakarpal. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci metakarpal olarak isimlendirilmiş. 14 tane falanks var dedik. Neden hepsinde üçer tane değil? Çünkü polikiste baş parmakta sadece 2 tane falanks bulunmakta arkadaşlar. Şurası 2 tane falanks bulunmakta. Sonra burada 2 tane küçük sesamoid kemiği görmekteyiz. Bir tane medyalde, bir tane lateralde 2 tane sesamoid kemik görmekteyiz. Bu da sesamoid kemikti arkadaşlar, unutmayalım. Bir de metakarpaller için 2 tane kırıktan söz edebiliriz arkadaşlar. Bennett's kırığı. Bennett's kırığı birinci metakarpalin bazisinde meydana gelir daha çok arkadaşlar. Birinci metakarpalin bazis kırığıdır. Aşırı abdüksiyon sonucu meydana gelen bir kırıktır arkadaşlar. Bazisi neresiydi? Şurasıydı arkadaşlar. Bazisinden aşırı abdüksiyona geldiği için, yani aşırı medyalden uzaklaştığında meydana gelen bir kırıktır. Bir de 5. metakarpal için bir kırık söz konusu. O da boksör kırığı arkadaşlar. Bu da 5. metakarpalın kaput kısmında, yani şurasında. Boksörler hani el yumruk haldeyken şurası tam karşıya bakar ve yumruk savrulurken şu ön kol içeri doğru gideceği için şurası genelde temas eder karşıdakinin vücuduyla ve en çok kırılan yerde burasıdır metakarpalde. Buna da boksör kırığı denilmiş arkadaşlar. 5. metakarpalin kaput kırığına boksör kırığı denilmiş. Üst ekstremite kemiklerini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir de genel görüntüsüne bakalım. Üst ekstremite kemiklerinin arkadaşlar anatomik pozisyondaki duruşunu görmekteyiz. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Son olarak Anatomy Learning programına teşekkür ederiz.